Herkese merhaba arkadaşlar. Antarktika 88'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ikinci bölümdeydik. Bu üçüncü bölüm. Bunu sonuna kadar oynamaya çalışacağım oyunun. Daha ne kadar var sonuna tam bilmiyorum ama bu bölümde bitecek büyük ihtimalle. Öncelikle size bir çekilişten bahsedeceğim. 100 abone olduğumuz zaman 25 TL değerinde Google Play ya da App Store kodu vereceğim size kazanana göre. O yüzden şimdiden hemen abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. En son kayıtlı kaldığımız yer bir otomatik kaydetme yapıyor. Bir de sizin kaydettiğiniz var. Otomatik kaydetme gördüğünüz gibi 3 dakika geç kaydetmiş. O yüzden ona dikkat edin oyuna başlarken. Boş yere 3 dakika geriden başlarsınız. Bu arada bize tarayıcı hediye etti. Hediye kazanabiliyoruz demiştim size de. Tarayıcı aldık elimize ama yok şu anda. Bu ne? Bu sağda kalbimizin altında bir tane tarayıcı işareti var. Büyük ihtimalle o geldi. Silahların içinde mi tarayıcı bakıyorum? Değil. Cephane. Diğer. Yardım seti adrenalin altında silah ve flash. Tarayıcı. Canavarlar haritada görünür. Tamam, o zaman haritaya baktığımız zaman duraklatma menüsü sondaj istasyonuna git. Normalde harita burada gözüküyordu duraklatma menüsünde. Ama şu anda gözükmüyor. Ben şöyle elime pompalıyı alayım. En son burada durmuştuk kar motoruyla ama bura açılıyor mu? Bakmamışız, açılmıyor. Buranın arkasına da üstüne de bir çıkalım yani, öyle yer yapmışlar. Arkaya mı düştüm? Evet. Şöyle buranın üstüne çıkayım, ne varmış bir bakalım. Çıkılıyorsa tabii. Aşağı düşersek ölüyoruz. O yüzden şey yapmayacağım. Kar motoruyla devam edeceğiz o zaman. Ama kar motoru sürmesi çok zor dediğim gibi. Önüme umarım yine boşluk gelmez. Çünkü yavaş gideceğimizi gitmeyeceğim. Ya da biraz hızlı gideyim. Neden olur ne olur. Hızlı gidince sağa sola döndürme çıkarıyor. Dediğim gibi. Yine düştüm. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yere döndürüyor. Bir daha burada da ölürsem keseceğim. O yüzden siz de yavaş gidin bence buralarda. Zor oluyor. Bayağı bir sağa sola bir anda dönüyor. Bir de çok dar yapmışlar. Keşke azıcık daha geniş yapsalarmış. Şuna bakın. Şuradan dönmeniz gerekiyor. Böyle bir yere geldik ama bunlar taş falan var etrafta. Mağaranın içinden geçtik. O önümüzde buzdağı yıkıldı. Diyor tıkanaklığın üstesinden gelmenin bir yolunu bul. Yanımda örümcek var bu arada. Örümcek bana motordayken saldırmadı az önce. Şimdi saldırır mı? Aa, ezince ölüyorlar. Oo, o yönden güzelmiş o zaman. Sıkıntı yok. Bunları eze eze hemen. Ben şöyle örümceğe de ezeyim. Gördüğüm her şeyi ezeceğim. Hem boş yere mermimizi bitirmiyoruz. Öyle de güzel olmuş. Şöyle bakayım başka bir şey var mı? Başka bir şey de kalmamış burada zaten. Kar motosikleti nasıl buradan geçmiyor? Ben kar motorunu orada çıkarmama rağmen beni buraya atıyor. Demek ki onlarla savaşmamı istiyordu. Bu ne? Bir şey çıkıyor, bir alet. O alet bizde yok sanırım. Atlayamıyoruz da. Merdiven. Merdivene tırmansak. O da olmuyor. Yeniden yaratık yapmış. Kar motosikletine bineceğim. Yaratıktan içinden mi çıkıyordu acaba? Ya da bir şey mi unuttuk? Yaratıkların içinden bir şey çıkmıyor.
Heh, bunu almam gerekiyor. Tamam, ahşap tahtalar arıyormuş zaten. Buraya koyduk. Şimdi kar motosikletiyle onun üstünden atlamamız lazım. Sonda istasyonuna git. Buranın nere olduğunu bilmiyoruz. Ya da geri mi gitmemi istiyor gibi. Buradan da geçtik. Şimdi her yer örümcek. Örümcek diyorum bu arada. Bunlar aslında yaratık. Ne desem bilmiyorum yani. Şöyle tepeye çıkılıyor mu? Çıkılmıyormuş. Sondaj istasyonunu bulmamız lazım. Burada ne yazıyor? Delme. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyunun aslında bu reklamsız hali falan 33 liraya alabiliyorsunuz tüm silahlar açık ve reklamsız halini. Geri kar motoruna binemiyoruz. Yanımızda da her şey var. Hayırlı olsun. Bunların hepsini tek tek alacağız. Ölmüyor da bu. Bu biraz zor oluyormuş. Başka sesler geliyor. Ana binayı incele. Kar motoruna geri binsen çok güzel olacak da. Birini daha öldürdüm. Bunlar iki mermi ölüyor ya da kafaya ölüyor, anlamadım tam. Buraları araştırmamız lazım. Burada çok karanlık inmek için bir fenere ihtiyacım var. Buraya ineceğiz ve buraya yaratıkların mekanı. O yüzden buraya şimdi inmeyelim. Bu arada hüzünlü müzik de geldi. Oyunun sonuna yaklaşmış da olabiliriz. O kapıyı açmak istemiyorum çünkü orada bir şeyler var. Şu 3 tane ilk yardım çantamız oldu. Haritayı aldım. Heh, map. Haritadaki yaratıklar gözükür diyordu. Yaratıklar şu siyah noktalar olarak gözüküyor sanırım. Diğer yerlerde bir şey gözükmüyor ya da yakın uzak olduğumuzda gözükmüyor olabilir ama şu anda kapıyı açtığımızda bir tane yaratık var. Diğer odada 3 tane yaratık var. Oraya biraz zor gireceğiz. El bombası, tabancası için el bombaları. Ölmedi. Bu oda başka boş diyebiliyorum. Bu oda şu anda temiz. Yan odalarda 3 tane yaratık var. Oralara dikkat etmemiz lazım. Sesler geliyor. Alev makinesi aldık. Bu arada buraya bir kayıt noktası konmuş. 3 tane yaratık var ama yaratıkların ne olduğunu bilmiyoruz. Mevcut ilerlemeyi kaydedecek misin dedik. Evet arkadaşlar, mevcut ilerlemeyi de kaydettiğime göre artık diğer yerlere de bir bakabiliriz. Şimdi sağdaki odaya girersek sağdaki odada yaratık yok. O yüzden oradan başlayabiliriz. Sonra soldaki odadan gidip yaratıkların oraya gideceğiz. Bura nereye çıkıyor? Burada ölü biri var. Örtünün üstüne atacak mıyız? Açmadık. O zaman açmayalım. Burada bir anahtar kartı aldık. Dışarıda bir insan var. Ve oraya giriyor. Baba kesinlikle o. Babası yaşıyormuş. Babamız oymuş. Babası o çukura iniyor ama çukurda ölebilir. Burada başka eşyalar yok. Şimdi o gireceğimiz şeye bakıyorum. Karşıdaki odadan girip direkt yaratıklarına oraya çıkıyoruz. O yüzden şöyle etrafa da bakalım. Bir şeyler var mıdır? Buralar açılmıyor. Açıyorum kapıları. Alev makinesini hala harcamak istemiyorum. Pompalıyla gireceğim birazdan. Yanlışlıkla kapıyı açarım filan. Ondan da korkmuyor değilim. Anahtar kartını da kullandık. Oo, burada mermi filan da veriyor zaten. Oyun değerlendirmek istiyor musunuz diyor. Sonra diyorum. Arkamızdaki kapıyı açtığımız anda her şeyi göreceğiz. El fenerini de aldık.
bu arada. Yanlışlıkla arkadaki kapıyı açmak da istemiyorum, tüfek mermisi. Şuraları da açayım. Tüfek yok ama bizde. Ne yazık ki AK-47 mermisi var ama tüfek yok. Kapıyı açıyorum ve taramaya başlıyorum arkadaşlar. Daha bu koridorun sonunda, diğer odadaymış. Sesiniz bari gelmeyeydi. Bunun içinden bir şeyler çıkmadı. Tamam, o zaman ben yavaşça giriyorum. Bu kapıyı açtığım anda gelecekler. Oo. Farklı bir ayakçı sallıyorum, o yüzden alev makinesiyle yardıracağım. Üçe bir olmak kötü olmuş bu arada. Yana yana da olsa geliyorlar. Arkadaşım, bu niye olmuyor? Adamlar ölmüyor. Alev makinesi boşa mı gitti yani şu anda? O kadar sık sık yanıyorlar ama ölmüyorlar. Bu ölmüş mesela. Bir de içeride bu var. O bug'a girdi, vurmamasına rağmen vurdu. Bir ilk yardım kitini kullanacağız o zaman. 3 tanesinden böyle yaralanıyorsak ileride ne yaparız onu bilmiyorum şu anda. O çukura indiğimizde büyük ihtimalle bir sürü şey bizi karşılayacak. Hepsini öldürmemiz gerekecek. Ben oraya gitmeden bir tane hemen ilk yardım kiti basacağım. Çünkü orada ölebiliriz. Belki orada basma yeri, basacak yerimiz olmaz. Dışarıdan ses de geliyor ama. Hemen bir daha haritadan bakalım. Yanımızda bir şey yok. Şöyle etrafları arayıp buradaki mermileri de alacağım. Bu oyunu biz şu anda normal oynuyoruz. Bir de normalin 3 kademe üstü var ya da 2 kademe üstü. Bu nasıl zordur bilmiyorum. Onu da deneyebiliriz belki. İleride bir daha isterseniz bu oyunu oynamayı. Buraya geldiğimiz yer miydi bilmiyorum ama. Buraya geldiğimiz yer değilmiş. Dışarıda bu arada bir tane daha ilk yardım kiti aldık. Birini kullanıyorum. O biri bile %43'ten %73 oldu. İki tanesini kullanınca %100 oluyormuş. O da kötü oldu. 19 Kasım. Hiçbir şey alamıyorum. Radyokarbon analizlerime göre laboratuvara teslim ettiğimiz yaratık örneklerimizin yaşı tarih öncesi değildir. Cihaz bizimle aynı anda olduklarını gösteriyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Tüm bunları gerçekten sevmiyor, diyor. Pompalı mermisi mi? Yok, tabanca mermisiymiş. Bu arada pompalı da önemli. Tabanca biraz daha zayıf güç olarak. Bu pompalı da tek tek sıkması kötü. Şimdi yukarıdakini açamıyoruz. Haritaya bakıp nereden çıkmamız gerektiğini. O öldürdüğümüz 3 tane yaratık vardı. Biz buraya gelince yeniden doğmuşlar. 2 tane karşımıza yaratık çıkacak odaya girdiğimiz anda. Bence bu sefer onları tabancayla alırız be. Tabancayı çektim arkadaşlar. Tabancayla birini aldım. Abi adam ölmüyor ya. İyi, tabancayla çok mermimiz varmış. Tabanca da iyi kötü işe yarıyor. Şimdi düz gidip bayağı bir ileride bir tane daha var. Hızlıca ona da çıkıp onu da öldüreceğim. Burada mı? Burada değil. Burada. Onu da öldürdüm. Yeniden bir kayıt alayım ben burada. Evet arkadaşlar, bence burada bitirelim artık. Bu bölüm de biraz uzun oldu. Normalde bu bölümde bitireceğiz demiştim ama bitmiyor gördüğünüz gibi. Oyun kısa değil. Bu arada burayı açmayı unutmuştuk. Not varmış burada da.
Yoldaş Baykal'ın ölümü ve istasyondaki acil durumla bağlantılı olarak keşif gezisinin sona ermesi, soruşturma altındaki tüm numunelerin imha edilmesi ve mağaralara inişin zayıflatılması konusunda neredeyse oy birliğine karar verildi. Yoldaş Efimov karara karşı oy verdi. Bu kesinlikle yetkililere bildirilmelidir. Hemen bir tehlike sinyali ve talimatının araştırma istasyonuna ve ardından Anakara'ya iletin. Mesajlar tünellerde yaşayan ve son derece tehlikeli canlıların varlığını vurgulamalıdır. Toplantının protokolü 7 Aralık 12.37. Dediğim gibi buradan kaldığımız yerden devam edelim çünkü daha oradan aşağı ineceğiz falan, oyun uzun. Bir sonraki bölümde inşallah finali yapacağız. Normalde bu bölümde yapmayı düşünüyordum ama videonun süresi uzun oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.